İlk öğretmenin kim senin? Kim öğretti alfabeyi? Bir harf için 40 yıl köle olunuyorsa 29 kere 40 yıl kölesiyiz öğretmenin, öğretmenin, öğretmenin. Hayırdır Talip Bey, yüzünde gülücükler eksik olmuyor. Bu ne mutluluk, hayırdır? Evet, uzun süredir kendisine ulaşmaya çalıştığım ilkokul öğretmenim Sadakat Hoca ile ilgili yeni bilgilere ulaştım. Gerçekten de sevinçliyim. Biliyorsun Emirler'de, Etimesgut'ta, işte Sen Elvan kentte. cumartesi günü oraya mı gittin? Evet, Elvan kentte geçmişin izlerini sürmeye devam ediyorum. Tesadüfen orada bir hanımefendiyle tanıştım. O da benim önceki videolarda anlattığım Emirler İlkokulu'nda okumuş. O tek katlı, iki göz barak okulda. Ve Sadakat hocam onun da öğretmeniymiş. Yani zaten orada başka bir şansın yok. İki tane sınıf var. Orada Karma okuyorsun. değil mi o zaman? Evet, karma. Bir, iki, Ha. üçler bir sınıfta, dört, beşler bir sınıfta eğitim, öğretim görüyor. İşte orada o da benim gibi iki sene okumuş. Ondan sonra o şeye gitmiş, başka bir okula gitmiş. Ben Etimesgut'a gitmişim. Sonra tekrar Mahirbaşer'e dönmüşüz falan filan. İşte o hanımefendiyle böyle anılar tazelmeye başladık. Ben şeyi anlattım kendisine. Benim ilk kurdaleyi dedim işte Sadakat hocam takmıştı dedim. Okumayı yazmayı ilk bana o öğretti. Böyle biraz duygusal da bir sahne oldu. Hatta dedim ben o zamanlar dedim öyle yaramazım ki. Yani sınıfta belki de tam hatırlamıyorum. Sınıf birincisiydim. Yani hani ilk okumayı söken herhalde sınıf birincisi oluyor. Benim annem de bu duruma şaşırmıştı. Ben gittim dedim ki kurdale takıldı işte. Ben okumayı öğrendim. Sınıf birincisi oldum falan. Annem de okula gidiyor. Sadakat hocayla görüşüyor. Hani gider sorarlar ya çocuğun durumu nasıl falan diye. O da diyor ki takip. Hani şimdi Eski ismi. öbür videolarda anlattım ya takip. Takip diyor hem çalışkan hem terbiyeli hem uslu akıllı yani beni böyle yere göğe sığdıramıyor. Annem de şaşırıyor. Diyor ki biz diyor evde diyor bundan baş edemiyoruz. Hırçın, kavgacı, sürekli ağlıyor işte önlüğünü çıkartıyor yere atıyor üstünde tepiniyor. Yeni yıkadığı önlüğü düşün çıkartıyorum yere atıyorum. Çamur oluyor bir de üstünde tepiniyorum. Ondan sonra diyor ki yani evdeki takiple şimdi burada hocam sizin söylediğiniz takip aynı değil. Böyle bir muhabbet oluyor. Ben işte o şeyi hiç unutmadım. Suna yani o hanımefendiyle de bunu konuştuk. Sonradan aklıma diğer anılar da geldi. Yani yıl 1974 Kıbrıs Barış Harekatı var. Babam bana yeni bir çanta almış. Böyle o şey El çantalardan çantalardan el çantaları siyahlar değil mi? içinde defter, kitap, bilmem her şey yeni. Ben tanklar geçiyor. Şeyden geliyor muhtemelen Etimesgut'tan Sincan'a gidiyor. Oradan herhalde trenlerle işte bir yerlere gidecek. Böyle bekliyoruz. Çantamı tankın altına atıyorum. Yani niye atıyorum bilmiyorum. Attım işte yani atmışım. Ondan sonra biliyorsun şey var benim. Evde kaz pişiyor, kaz eti pişiyor. Ben kaçıyorum. Tren Banyo yoluna gidiyorum. yapmazsın. He? Banyo yapmamak için de Banyo yapmayı kaçar sevmiyorum. mısın? Yani o zaman biz ona çimmek deniyorduk. Annem takibi bir çimdireyim dedim mi ben vın kaçıyorum. Fın. Ta beni şeylerden toplayıp getiriyorlar. Güneş Mahallesi'ne doğru gidiyorum ya da Evet. şey Lale tarafına kaçıyorum. Oradan alıp getiriyorlar vesaire. Bir de benim şey anım var bilirsin. Şu sana daha önce anlatmıştım. Tıraş olma saçımın. Saçınızsa. Ha, şimdi orada da öğretmenimiz diyor ki işte okul resmi çekilecek. Herkes saçlarını tıraş etsin gelsin. Çünkü saçlarımız uzamış. Ben eve gidiyorum illa tıraş olacağım ama bir berbere gitme şansı yok. Mahallede berberi yok. Ta Sincan'a gidecek. O zaman da benim babam hafta sonları da çalışıyor. Hafta içi izinli. Yani nihayet de berbere gidemiyorum. Annemle nenem ellerine bir işte makas alıp beni böyle koyun kırkar gibi kırkıyor, kırkıyor, kırkıyorlar. Ama aynada böyle bakıyoruz ki durum berbat. Yani ondan sonra artık kimin fikri bilmiyorum. Herhalde annem babamın Isırası jiletini mı? alıyor. O tıraş makinesi var. Öyle o zaman makine falan yok. Jilet. Jilet de şeyini alıyor benim kafayı. Bir güzel kırkıyorlar. Bir de böyle biz Karslıların ya da Bilmem mi, yumurta kafa. terekemelerin özellikle hani terekem olduğumuz için biz kafalar böyle biraz yumurta gibidir. Benim bu kafa böyle ortaya çıktığı için aynada bana gösteriyorlar. Ben iyice cin tepeme çıkıyor. Yani diyorum ki bu şekilde ben okula gitmem. Yani kafa hem dazlak pırıl pırıl böyle parıl parıl parlıyor. Bir taraftan da yumurta gibi. Bir de muhtemelen kış ayı yani havada soğuk. Benim kafaya bir şey veriyorlar, bere veriyorlar işte artık kendi berem mi, abimin beresi mi bilmiyorum.
O şekilde beni okula gönderiyorlar. Ondan sonra öğretmen de diyor ki, ben sınıfta öyle bereyle oturuyorum. Diyor ki işte fotoğraf çektireceğiz, takip çıkart o diyor. Bir çıkartıyor ya, benim ayna gibi kafa ortaya çıkıyor. Ben iyice böyle, ama okulda şey yapamıyorum yani, yaramazlık yapamıyorum. İçim içimi yiyor. Ondan sonra beni o şekilde oturtup okul fotoğrafında En önde misin bir de? en önde şeydeyim, böyle çömmüşüm. Onu hatırlıyorum yani, çömeldiğimi. Çömeli o şekilde benim fotoğrafımı çekiyorlar. Ondan sonra işte birkaç gün sonra herhalde fotoğraf geliyor. Ben bir alıyorum, eve götürüyorum. Herkes bakıyor, gülüyor. Benim bir de sinirli olduğum için böyle kaşlar da çatmışım. Gangster gibi böyle bakıyorum şeye doğru. İşte o fotoğrafçıya. O kadar kötü bir resim ki ben bunu alıyorum, çat 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 yırtıp atıyorum. Bir tane fotoğraf var. Yani o yaşadığım şey böyle benim kafama da kazınmış, yaşadığım oradaki travma. Ve o fotoğrafı da yırtıp attığım için ilkokulla ilgili hiçbir anım da yok. Yani oradaki okul arkadaşlarım, işte öğretmenimin simasını da hatırlayamıyorum şu an. Yani görsem mutlaka derim ha, benim hocam buydu, ama hiçbir okul arkadaşım bilmiyorum. Sadece bir tane işte Yüksel'i, o Mahir Başer ilkokulunda dosyadan gördüm. Dedim ki evet, bu Yüksel, ben bunu hatırlıyorum. Onun dışında hiç kimseyi de hatırlamıyorum. Yani orada yine hırçınlığım, oradaki öfkem şey yapmıştı, tavan yapmıştı ve o anıyı silip atmıştım. Şimdi bak, aradan geçmiş 50 küsur yıl. O yaşadığım travma, yani böyle saçımın kesilmesi, işte çirkin çıkmam, işte fotoğrafı yırtıp atmam falan, anılarımda böyle kötü bir yer etti, ama o kötü sahnelerin yanında da Ama bir de Sadakat Hoca'yı unutmama var. Peki bu evet. Sadakat Hoca'yı unutmama Ha, o nereden geliyor? ve Şimdi ben şimdi ona da onu kafa bulmam. yordum, düşündüm, Evet. taşındım. Bravo, iyi bir soru. Şimdi bak, bana diyor ki terbiyeli, çalışkan, akıllı, uslu bir çocuk diyor. Takip. Evdeki çocuk, takibe bakıyorsun, bambaşka bir Öfke, çocuk. hırçınlık, Yani söz dinlemeyen. evet, ben oradan yola çıkarak dedim ki ya, düşünün bir, yani benim annem değil, babam değil işte. İlkokul öğretmenim. Yani 7 yaşında bir çocuk düşünün. Gözünüzün önüne getirin. Ta 70'li yıllar bir de o zamanki koşullarda. Bir çocuğun ruhunu okşuyor, tamam mı? Ondan sonra ne bileyim, şefkatle yaklaşıyor. Hatta ben hiç unutmuyorum, o böyle beni kucağına almıştı. Tamam mı? O kurdalayı takarken, hani zaten bacak kadar bir çocuğuz böyle, cılız, gecekondu bebesi. Kucağına alıyor, kurdalayı takıyor, işte beni tebrik ediyor vesaire. Yani öyle bir şefkatle yaklaşıyor ki ben orada böyle bambaşka bir çocuk oluyorum ve o ruhuma mı dokunuyor? Yani yüreğime mi dokunuyor işte? Yıllarca ben onu hiç Unutulmayacak bir unutmadım. şey ama Efendim? o unutulmaz ki İşte zaten. o niye unutulmadığını da şöyle çözdüm. Yani yıllar geçti işte, bunun ortaokul oldu, lisesi oldu, ne bileyim üniversitesi oldu. Hiçbir öğretmen, hiçbir eğitimci o ilk okulda olduğu gibi ya da işte ilk alfabeyi öğrendiğin zaman, ilk okuma yazmayı söktüğün zaman olduğu kadar sana yaklaşamıyor. Yani ruhuna dokunamıyor, seninle nasıl söyleyeyim, bir şey kuramıyor, temas Bağ kuramıyor. Yani kuramıyor. oradaki o Bağ. ilkokul öğretmeninin teması yıllar geçse de hiç unutulmuyor. İçine nakşediyor diyelim yani. Ve bir O arayışa girdim diyorsun. ha, ya dedim yani, beni hani şöyle bir şey olacak, bu şey ayrı bir hayat tabii, yani evlilik, işte çoluk çocuk sahibi olma vesaire gibi şeyleri bir kenara bıraksak, yani hayatım boyunca benim o kadar hırçın, ondan sonra ne bileyim el avuca gelmez, haylaz, bilmem ne gibi bir insana böyle öyle bir yaklaşım sergiledi ki, belki ben ileride, yani o minvalde gitseydim, Allah göstermesin, belki bir çete reisi olurdum ya da ne bileyim vapkaççı olurdum ya da hırsız olurdum, bilmem ne olurdum. O benim belki orada öyle bir şey olmamı engelledi. Yani beni dizginledi diyeyim. Tamam mı? Ve ömrüm boyunca hiç kitap okumaktan, işte okumaktan, yazmaktan, çizmekten, biliyorsun bir de çizerliğim falan var benim. Hani yazar Evet. çizerlik serüvenlerim de var. Belki de ilk tohumu o attı yani orada. O şefkatli yaklaşımla beni kazandı diyelim. Bak, en şey, güzel şey şu. Bir insanı kazandı, bir çocuğu kazandı o yaklaşımla. Yani ne olursa olsun bir insanı üç kelimeyle, terbiyeli, akıllı, çalışkan diyerek, benim gibi bir çocuğa o zamanki şartlarda beni kazandı ve ben ömür boyu o Sadakat hocamı unutmuş olsam dahi, bak yıllarca unuttum, hiç aklıma gelmedi, hafızamdan gitti yani günlük koşuşturma içinde, ama sonradan ne oldu? Bana öyle bir şey yapmış ki, tohum atmış ki içimde böyle yeşermiş yeşermiş, hiç aslında unutulmamış. Yani ata tohumu gibi bir şey. Şimdi bak, ata tohumlarıyla uğraşmaya başladık.
nereden nereye gidecek konu. Yani bu videolarda biliyorsunuz hep söylüyorum. Öyle kişilerin, öyle şahısların, öyle olayların birbiriyle ilgisi var ki şaşıp kalırsınız. İşte bu da öyle bir şey. Ata tohumu gibi bir şey. Ve beni ne yapmış? Tamam, bir sonuçta dünya çapında bir yazar olamadık. Ne bileyim, ya da çok büyük bir insan, iş adamı, büyük bir politikacı falan olamadık ama o yaklaşımıyla, o tarzıyla ne yaptı? Topluma kazandırdı. Çok böyle başarılı olmasam, ilkokul okudum, ortaokul okudum, lise okudum, işte üniversite okudum, bitirdim vesaire. Ve toplumda en azından topluma yarayışlı, faydalı, işte vergilerini ödeyen, çalıp çırpmayan, komşularıyla iyi geçinen, çoluğuyla çocuğuyla iyi iletişim kuran bir insan olduk. Buna bir itirazım var mı bu arada Yok onda? canım. Yani hayır. O şey konusunda çok benimle aynı düşünmüyorsun ama öfke konusunda o şeyim ne kadar törpülendi, ne kadar ortadan kalktı bilmiyorum ama belki de hala 7 yaşındaki o öfkeli, Takipçisin. öyle miyim? Evet, maalesef. İşte yani düşün ki o Sadakat Hoca'nın o yaklaşımı olmasa belki şimdi bambaşka bir yerdeydim. İşte o yüzden yani bu videonun ana fikri şu: ilkokul öğretmeni çok önemlidir. Herkes için önemlidir. Yani bir bireyin, bir şahsın, bir çocuğun bütün bir yaşamını belirleyen ilkokul öğretmeninin ona yaklaşımı, ona dokunuşu, ona verdiği yöndür. Ben onun bana verdiği yönle, onun bana gösterdiği yolla bugünlere kadar geldim. Bu yine dikkat edin, baş öğretmen Atatürk'ün nasıl topluma bir yön vermiş, bir çizgi çizmiş, hani bir cumhuriyet kurmuş ve Türk toplumunu şeye sokmuş, yola sokmuşsa, işte ilkokul öğretmenler de bireysel olarak bizim bir yerde kutup yıldızlarımız. Yani Evet. onlar sözün özü, Tunacığım, ilkokul öğretmenimi aramamın sebebi bu. Yani ona Vefa borcum var diyorsun. bravo, bir vefa borcum var. Şimdi bulursam İnşallah, yani şartlar uygun olur. Yani bilemiyorum şu an işte nerede yaşıyor, sağlık durumu nasıl, Allah uzun ömürler versin, İnşallah sağlıklıdır. Yani İnşallah. gidip kendimi ifade edeceğim. Hocam böyle böyle sizin bana ta bundan 50 yıl önce, 52 yıl önce söylediğiniz bu sözleri ben hiçbir zaman unutmadım ama çok vefasızım. Sizin binlerce öğrenciniz vardır, yani belki bunlar çoğu sizi gelip sonradan bulmuştur. Ben niye bir 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda, 2010'da siz gelip aramadım, bulmadım. O böyle benim için şeydir, yüreğimde bir yaradır. Hayır canım, öyle Keşke o düşünme. yıllarda yapsaydım ama işte Çamlıdere Kaçkınları kanalını kurmamız, ondan sonra geçmişin izini sürme gibi bir şeye yönelmemiz, hepsi birbiriyle alakalı ve orada onu dedim, ilk yapmam gereken ilkokul öğretmenimi bulup ellerini öpmek, ondan belki özür dilemek, af dilemek, Teşekkür etmek. özellikle teşekkür etmek, beni o şekilde yetiştirdiği için, ilk tohumları çok güzel ektiği için kendisine teşekkür edeceğim, elini öpeceğim ve bunu da yaparken biraz da başkalarına örnek olalım diye yapacağım. Yani siz de hani çok klişe olacak ama ilkokul öğretmenlerinizin değerini bilin. İlkokul öğretmenleri çok önemlidir. Yani size alfabeyi öğreten ilkokul öğretmeniniz anneniz, babanız kadar kıymetlidir. Onlar kadar sizin hayatınızda yeri ve etkisi vardır. Benim kadar vefasız olmayın. Ama inşallah ben bu vefasızlığımı telafi edeceğim. Öğretmenimi bulduğumda onun da izniyle o belki görüşmeyi size anlatacağım. Duygularımı buradan sizle paylaşacağım. Şimdilik şeyle ilgili, bu ilkokul öğretmenimi arama serüvenimle ilgili paylaşacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar Emirler'de, Etimesgut'ta, işte Sincan'da geçmişin izlerini süreceğiz. Oraya da yine Suna'yla beraber gideceğiz. O videoyu da mutlaka izlemenizi öneririz. Çamlıdere kaçkınlarının yolculuğu devam ediyor. Bize ilk defa ulaştıysanız abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve kanalımızı takip almanızı rica ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz.